Günaydın. Günaydın. Önce sağlam bir kahvaltı yapalım. Arkasından da güzel bir yürüyüş. Ne dersin? Demir, ben eve dönmek istiyorum. Hemen. Şimdi. Olur mu? Tamam. Ama önce bir şeyler yiyelim. Sonra söz veriyorum, hemen yola çıkacağız. Böyle senin için daha iyi olacaksa. Başlayalım mı? Selin. İbolarla mangaldan sonra bizi götürdüğün tatlıcı. Burası eski mekanlarımdan biri demiştin. Eylül'le mi gidiyordunuz oraya? Masası varmış. Her geldiğimde bu masaya oturuyorum demişti. Seninle her gittiğinde demek istedi herhalde. Benimle yaptığın her şeyi onunla da yaptın mı? Mesela bu ev. Buraya getirdin mi onu da? Hayır. Onunla da beraber yaşıyor muydun? İstanbul'da mı? Yoksa Japonya'da mı? Selin. Ne Selin? Sormayayım mı? Bu sorularının cevabı başka bir zamana ait. Senin var olmadığın bir zamana. Demek ki varoluşçu bir pencereden bakacağız duruma. Peki tamam demiş. Tamam. Sormam. Ama düşünme diyemezsin. Artık beynim benden bağımsız çalışıyor. Kalbimde. Kendim üzerinde bir kontrolüm kalmadı artık. Senin olmadığın zamanlardı. Senin var olduğundan bile haberim yoktu Selin. Şimdi bana gerçekten o zamanların hesabını mı soracaksın? Senin gibi bir kızla tanışacağımı bilmezken... ...hiç bilmediğim birini mi beklememi tercih ederdin? Benim derdim senin geçmişin değil ki. Geçmişinin bugüne girmesi. Bugünü sormuyorsun ama. Onu da öptün tabii. Konu buysa başkalarını da öptüm Selin. Ama seninle tanışmadan önceydi hepsi. Keşişe benzemiyorum değil mi? Tamam Demir, neyse. Konuyu saptırıyorsun. Ben onu söylemeye çalışmıyorum. Ona evlenme teklif ettiğinde nerede oturmayı planlamıştın? Burada mı oturmak istemiştin onunla? Büyüdüğün evde mi? Hayır. Ama düşünmüşsündür. Aklından geçmiştir en azından. Peki odaları ne yapacaktınız? Mesela benim odamı. Çocuk odası mı? Kahve yapıyorum. Sen önümüzdeki 10 yılın bile kalkınma planını yapacak kadar programlı bir adamsın.
balayına nereye gitmeyi düşünmüştünüz? Böyle tropik bir yerler mi? Hı? Bali, Maldivler. Yoksa orası senin için biraz sıradan mı? Neresiydi ya bu? Şey çok meşhur bir dizinin çekildiği bir yer vardı. Ha, Dubrovnik. Ne oldu? Orası da mı sıradan bir yer senin için? Küba? Ha, Havana çok romantik bir yermiş biliyor musun? Bir arkadaşım söylemişti. Ya da belki de Vietnam, Kamboçya gibi bir yerde olabilir. Gerçi ben böyle sayıp döküyorum falan ama sen zaten bunların çoğuna gitmişsindir değil mi? Hatta belki de beraber gittiniz. Beraber Fas'a gitmişsiniz zaten. Sen ya siz başka nerelere gezdiniz? Ne yapıyorsun Selin? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya ben sana söyledim, yani beynimi durduramıyorum diye. İnsan ister istemez hayal kuruyor. Senin onunla gittiğin yerleri hayal dünyamdan silmek istiyorum yalnızca. Nasıl yerlermiş onlar? Herhangi bir zamanda, herhangi biriyle gittiğin yerler. El ele dolaştığın sokaklar. Yağmurlu bir akşamüstü bir su durbanın altına sığınıp bir kadını öptüğün yerler mesela. Duş alıp üzerimi değiştireceğim. Ha bu arada kitaplıkta atlas var. Açıp dünyanın herhangi bir yeriyle ilgili hayal kurabilirsin. Çünkü ne bu şehirde, ne başka bir ülkede, ne bu gezegende, ne de başka birinde. Henüz yağmurlu bir akşamüstü bir sundurmanın altında seni öpmedim. Seçebildin mi bir yerler? Seçtim. Tibet'e gideceğim ben. Orada bir tapınağı kapatacağım kendime. Oraya kadar gitmene gerek yok. Yani istersen bu eve kapatabiliriz kendimizi. İşe gitmeyiz. Telefonları açmayız. Kapılara bakmayız. Bizim dışımızda bir dünya olduğunu unutana kadar kalırız burada. Her şeyi de sulandırma ya. Ha sen bayağı ciddiysin yani. Gerçekten istediğin bu öyle mi? Vallahi biraz önce hiç bana öyle gelmedi. Ben ne istediğimi bilmiyorum ya. Zaten kafam da çok karışık. Tabii ben gidiyorum. Sen etrafındayken kafamı toplayamıyorum çünkü. Selin, akşam geri dön de nereye istersen git.
söylemiş. Aslında daha önce söyleyecekti ama ben rica ettim söylememesini. Ne yaşıyorsanız aranızda kalsın mı istedim. Doğru aslında. Ben de özel hayatım ortaya dökülsün istemezdim. Özel hayatımız diye bir şey yok ki. Sadece geçmişimiz var. O da pek sevimli bir hikaye değil. En azından benim açımdan. Ben onu kırdım. Kaybettim. Ve yaptığım hatanın böylece ortaya dökülmesini istemedim. Ama sonra seni tanıyınca sen ağır bastın ve senin karşında rezil olmak istemedim. Benim karşımda rezil olmazdım. Olmadın da. Sen bir adamı sevdin. Ama yürümedi. Bunu anlamayacak insan da ne bileyim daha önce hiç sevmemiştir herhalde. İşte bu yüzden senin karşında durmak çok zor. Fazla mükemmelsin. Hayır, mükemmel değil. Sadece doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Kimseyi kırıp dökmeden. Sen bu kadar çabalarken benim yüzümden kırıldın. Ve bu çok ağrıma gidiyor gerçekten. Hayır, senin yüzünden kırılmadım. Sen onunla birlikteyken ben yaptım. Ama ben onunla birlikteyken... Ben olmamalıydım. Şu an karşında bu masada oturduğuma bakma. Ben aslında yokum zaten. Varlığımın demir için bir anlamı yok. Öyle değil. Sen de Demir'i en az benim kadar iyi tanıyorsun. Sadece benim değil. Senin de kırılmanı istemedi. O yüzden onu bu kadar çok seviyorum. Ben bir şeyden emin olmamı istiyorum. Belki buna hakkım yok ama senden rica ediyorum. Ben buraya geldiğimde Demir'in hayatında biri olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çoktan hisseleri devralmıştım zaten. Ben en kısa zamanda gideceğim buradan. Ona da söyledim. Elimden gelen en hızlı şekilde çözmeye çalışıyorum finansal meseleleri. Gitmene gerek yok Eylül. Hayatını Demir ve bana göre ayarlamana gerek yok. Geri alır mısın lütfen? Bende kalmasını istemiyorum. Bazen gerçekten düşünemiyor insan. Ben bu yüzüğü sana verirken Demir'le olan geçmişimi öğrenebileceğin hiç aklıma gelmemişti. Ben gerçekten Demir'in sana söylemeyeceğine inanmak istedim. Demir'in bunu bunca zaman benden saklaması yeterince tuhaf zaten. Sana geçmişimden hiç bahsetmemeliydim. Seninle yakınlaşmadan işleri çözüp gitmeliydim. Anlatmayacaktın zaten. Ben sorup durdum. Çünkü seninle arkadaş olmak istedim. Ne yapayım ben? Benim de huyum böyle. Ben çok mesafeliyimdir aslında. Kolay kolay yakınlaşamam kimseye ama... ...senin yanında kendimi rahat hissettim. Arkadaşın olabilmeyi çok isterdim. Eğer başka şartlarda tanışsaydık. Şans işte. Sen anlatma dedin. Demir anlatmak istedi. Ben dinlemek istemedim. Üçümüz de hatalar yaptık. Ama bu birbirimize bedel ödeteceğimiz, birbirimizi kırıp dökeceğimiz noktalara gelmiş. Herkes bedelini kendi ödesin. Başka türlü yapamam ben. Ben elimden geleni yapacağım. Ben de. Kahve için teşekkür ederim.
Yoruldum. Nasıl? Temiz havaya geldin biraz. Biraz. Ama buradan gittiğimde daha iyi olacağım. Gideceğiz. Muharrem Usta'nın nikahına katılmam lazım. Peşimize polis ya da eli silahlı adamlar düşebilir. Yıldırım o kozunu hemen kullanmaz. Daha şirketin kapandığı haberi bile duyulmadı. Buna değer mi gerçekten? Yani bu nikaha katılmak bu kadar önemli mi? Benim için önemli. Muharrem Usta'yı çocukluğumdan beri tanıyorum. Ya ayrıca buradan kaçıyor gibi gitmek istemiyorum. Herkesle son bir defa görüşmek istiyorum. İyi ayrılmak istiyorum. Açık havada spor yapmanın güzelliklerini unutmuşum. Unuttum. Bütün güzellikleri hatırlatmaya talibim. Çok büyük bir iddia. İddialı bir adamım. Bak Ertem'den uzaklaşmak sana iyi geldi. Şimdiden rahatladım biraz. Evet, hafifledim biraz. Ama hala sonumuzun ne olacağını bilmiyorum. Hapse atılabiliriz. Onu o zaman düşünürüz. Düğüne gidecek misin? Muharrem Usta'nın mı? Tabii ki. Sen de geleceksin, davet edildin. Adam nezaketen çağırdı beni. Yani beni tanımıyor bile. O zaman sevgilim olarak geleceksin. Şu an sevgili olmadığımızı söylemeyeceksin, değil mi? Düğüne geleceğim. Şimdilik bunu bilsen yeter. Tamam da sevgilim olarak mı geleceksin, davetli olarak mı? Bırak hadi yürü. Eylül. Bak hala cevap vermedin Eylül. Beklesene. Ben çok mesafeliyimdir aslında. Kolay kolay yakınlaşamam kimseye ama senin yanında kendimi rahat hissettim. Arkadaşın olabilmeyi çok isterdim. Eğer başka şartlarda tanışsaydık. Şans işte. Alo Eylül. Merhaba. Bu akşam Leyla teyze yakına gecesi yapıyoruz. Hep fayda. Gelebilirsen bekleriz. Davetine teşekkür ederim ama kimsenin tadı kaçsın istemiyorum. Gel lütfen Eylül. Normalleşelim. Gülelim, eğlenelim. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bekliyoruz seni. Ne düşünüyorsun acaba? Gün batımları, yağmurlu akşamüstleri, eşim dönmenin altı. Çok fazla hayal kurduk demiş. Her ne düşünüyorsan, ne hayal ediyorsan sana söz. Hepsi gerçek olacak.
Neyse tamam mı? Yıkıldın kaldın bilgisayarın başında. Ne yapıyorsun? Bir müzik listesini yapıyorum. Geliyorlar. Ah. Ay gelin 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 gelin. Evet. Ne kadar değişik olmuş böyle. Ay çok güzel süslemişsiniz. Ben bile bu kadarını düşünmemiştim. Ayol bunlar daha ne? Ne sürprizler var ne sürprizler. Leyla teyzeciğim bir dakika gelir misiniz bizimle? Aa, nereye geleceğim? Gel. Ne oluyor çocuklar ne oluyor Allah aşkına? Aa, nereye götürüyorsunuz ayol daha yeni geldi. Biraz soluklansaydı. Eylül sen de gelsene. Ben de mi? Evet. Tamam. Leyla Günbakan'ın kına gecesine hoş geldiniz. Gelinin kız kardeşi Firuze Hanımcığım. Neler söylemek istersiniz? Kız kardeşimin mürüvvetini görmek bana kısmet oldu ya. Çok mutluyum. Çok. Ay. Ay geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. İşte gecenin yıldızı. Firuze, vallahi kızlar zorla giydirdi. Yani güzel olmuş muyum yoksa komik mi hep bilemedim. Çok güzel olmuşsun kardeşim. Ben sensiz ne yapacağım? Firuze. Yapma böyle ama bak beni de ağlatıyorsun. Ayol ağlamayın. Dans sırası gelmedi onun. Evet ya yapmayın böyle. Uzağa gitmiyor ki Leyla teyze. Hem zaten hafta içi burada görüşeceksiniz. Hafta sonunda yalıya geleceklermiş işte. Öyle değil o. Öyle değil. Yeter uzun. Ay geceler karanlık. Yeter be. Ağlaşırsınız sonra. Leyla sen geç yerine. Firuze sen de al şunu. Ayda sen de ver müziği. Ay oynamaya geldik buraya. Kızlar siz de dikkat. Hadi 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 hadi. Ayda kız bu ne? Ben böyle modern bir kına gecesi olsun diye düşündüm. Öyle klişelerden uzak, böyle müzik bir akşam olsun. Yani öyle böyle göbek atmalı değil, böyle müziğimizi dinleyelim. İşte sohbetimizi edelim. Dilek ağacımız var. Leyla teyzeciğim, oraya dileklerimizi yazıp asarız. Öyle kına gecesi mi olur kız? At şuradan bir göbek havası da coşturalım ortalığı. Yalnız işte onlardan yok müzik listesinde. Göbek atmadan kına gecesi mi olurmuş kız? Ay görülmüş şey değil. Ay neyse moralimi bozamayacağım şimdi. Oyun havası da olur. Efendime söyleyeyim. Erik dalı gevrektir. Ankara misketi falan hadi hadi. Hamit'im yok diyorum ya yok indirmedim onları. Ne indirdin ya kız? Ya işte öyle blues. Ha Selin? Caz olsun. Çigan müzikleri. Ha? Öyle şeyler. Tamam. Tamam tamam. Sorun yok. Şimdi herkes yiyecek bir şeyler alsın ben hemen hallediyorum. Tamam hallediyorum ben. Ay dur ben de geliyorum. Kimseye güven yok burada. Çekil şuradan. Ay. Ne güldü kız? Düğünde halay başı. Cenazede göz yaşı. Hadi ortaya. Heh. Şimdi kına gecesi başladı işte. Hadi. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Ay yılı basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. El kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez. Amanın küsmeye gelmez.
Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, ay ne basmaya gelmez. Desinler eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler o dilleri yer. Eda yeni ısındık, hadi oynamaya. Ay dur bir soluklanalım kızım dur. Azmiyeciğim sen bir dur dur da bir kınayı yakalım ha. Leyla Hanımcığım. Evet canım. Söyle buyurun. Ha dur. Bak kınayı uzun süre evli ve çok mutlu olan kadınlar yakar normalde. Ha, ama bizim aramızda öyle biri yok. Yani o yüzden de ben çok aşık olan birinin yakmasını düşündüm. Sen o kınayı kar ki kardeşim de senin kadar mutlu olsun. Olur mu? Olur. Tabii yani becerebilirsem. Becerirsin. Ben şimdi sana öğreteceğim. Öyle tamam mi? Tamam tamam. Çevir böyle. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara mağlup olmuş, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özlerim. Annesini ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Gülüyor. Allah Allah. Kız ağlayasın diye o kadar uğraştık ya. İnsan bir gözyaşı döker. Ay niye ağlayayım ki? Zorla gitmiyorum ki. Ay o da doğru. Sen ağlama, sen ağlama. Hiç ağlama. Hep gül, hep sev. Bak onun için senin kınanı da Selin yakacak. Ay, ya. Ay ne güzel olacak. Zaten beni de Demir Bey oğlumdan istemişlerdi. E şimdi de kınayı yakmak Selinciğime düşer değil mi? Hadi o zaman. Ha, gelin avcunu açmıyor. Açarım kızım ben açarım. Yok Leyla teyze açma dur bir dakika. Kınayı nasıl yakacaksın evladım? Açar o açar oyuna gerek yok. Gelin avcunu açmıyor. İzin versen açacağım kızım. Selin'cim bıraksana kadın ne yapıyorsun? Selin bir ipucu versene ya ki kendi kaldık burada herkes. İpucu tamam anladım. Bu gelinin kaynanası nerede kaynanası? Ama Muharrem Usta söyledi ya kadıncağız rahmetli olmuş. Ay onu demiyorum Azmiyeciğim öbür kaynanası nerede? Ya bu oğlan tarafı uyuyor mu ya neredeler? Ayol bu bizi diyor. Oh nihayet. Aman bunların bir şeyden anladığı yok. Kaynanalık görevi bana düştü. Ver. Aa bak nasıl açtı avcunu. Eline niye altın koydun? Gideceği evde bereket olsun diye Eylül Hanımcığım. Kızım sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi ya? Kızım araştırdık da geldik. sıra kimde? Ay bana yakın bari. Dur kız ben varım. Ay Firuze hadi sen de. Ay gülleri getir gülleri. Ay güller. İyi pişmiş be. Güzel ya. Nefis. O kadar iyi ki. Yani öğrendin ha sonunda bu işi. Yok ya.
Makarna çok iyi. Değil mi? Çocuk çok iyi. Sevgilim, iyi geceler. Nasıl gidiyor bekarlığa veda partiniz? Güzel, güzel. Yaramaz, bir şeyler yapmıyorsunuz değil mi? Bak, Leyla teyze yanımda. Direkt tutarım. Yok hayatım, Vedat mangalı yaktı. Öyle muhabbet, sohbet. Oynamıyor musunuz hiç? Gerçi sen biliyorsundur, yatılı okulda öğretmişlerdir sana. Ya bak, bana doğruyu söyle, ustamla böyle karşılıklı gerdan kırdınız mı? Oynamasında gerdan kırılmaz yalnız. Allah Allah. Ya, vallahi hiç oynamadınız mı ya? Ay inanmıyorum ya, Azmi yüzünden biz bir dakika oturamadık biliyor musun? Yani ustalar kalkıp oynadı da ben pek katılmadım. Bu arada bizim işimiz bitti gibi. Sen ne zaman çıkarsın oradan? Kınaları yaktım, görev tamam. Biraz daha kalır çıkarız herhalde. İyi tamam, haber ver bana. Ben gelip alırım seni. Tamam, hadi görüşürüz, öptüm. Şuna bak ya. Bir de bana az oynadım diyor. Annene bak. Bu serseri sen etsin. Ay kızlar, size ne kadar teşekkür etsem azdır biliyor musunuz? Çok mutlu ettiniz beni bu gece. Benim de o kadar içime sindi ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz de sizin kınanıza, düğününüze gelmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Size inşallah deseniz de kız. Ay şimdi olmasa bile ilerisi için koyun cebinize. Aa. İnşallah. İnşallah. E hadi. Ne duruyorsunuz oynamaya? Hadi Azmi. Hadi. İbo mesaj atmış. Ay bekarla vedadan video atmış. Anne nerede? Ay. Ay yok artık. Hadi Nilay'a bak. Oynuyor. Onlar bizden çok oynuyor mu? Hayatımda daha önce hiç öyle çılgınlıklar yapmadım. Yani çılgınlık olarak adlandırırsan yapamazsın zaten. Biz bu yaz muhtemelen bu olanlar yüzünden izin falan da kullanamayız. Sen bayağı seviyorsun işini ya. Seviyorum tabii. Ya ben olsam çoktan istifamı vermiştim. Ne gerek var böyle bir gerginliği çekmeye? Biz ona beyaz yakalı açmaz diyoruz. Yani şimdi başka bir yere gitsen orada da ayrı bir dert var. O da tabii iş bulabilirsen. Neyse. Kusura bakma, ben sana bir şey ikram etmedim. Ne içersin? Ha gerek yok. Ben de kaçayım zaten. Ortalık karışık. Sonra konuşalım projeyi müsait olduğunuzda. Aslında? Senin şu an kafasını işlere veremeyecek kadar meşgul. Projeyle ben ilgilenebilirim ya, seninle güzellik olsun diye. Tamam. Nasıl yapalım? Şimdi biz hiç ofise girmeyelim. İyisin, ben laptopumu alayım geleyim. Burada çalışalım. İstersen şöyle yapalım. Sen iş çıkışı bana gel. Klinikte beraber çalışırız. Hem buranın havasını solumamış olursun. Hem kafan dağılmış olur. Adresi biliyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak bu da sanat galerisi için yaptığımız tasarım. Şunlar bayağı Roma sütunu sanki. Nerede bu galeri? Ya mekan bildiğin tarihi esermiş. O sütunları ben yaptım. Şaka. Aynen. Vallahi ne diyeyim, elinize sağlık. İyi de bir şey diyeceğim. Alelade bir mekanı tapınağa dönüştürebiliyorsunuz da... ...alt üstü kedi pansiyonuna dönecek bir oda için neden bu kadar geriliyorsunuz anlamadım. Yani biz insanların ihtiyaçlarını biliyoruz. En azından empati yapabiliyoruz. Ama hayvanların dilinden anlamadığımız için birbirine, yani sana danışalım istedik. Yoksa bizim de derdimiz işi zora bükmek değildi. Yani hayvanların dilini bilmene gerek yok ki. Yani duygularını bilmen yeterli. Kendinden yola çık mesela. Sıkışık bir yerde kapalı kalsan. Ne hissederdin? Yo 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 yani.
Felaketim olur, ben kriz geçiririm. Kafalı alan bunaltısı var da bende. Klostrofobi mi? Hayır, bu bunaltı ama böyle çok, çok şiddetli bir bunaltı. Tamam, sakin ol. Neyse, o zaman kafesleri büyük yapıyoruz. Yani öyle çok kedi alsın diye daracık kafesler yapmak yok. Aynen. Sonra mesela biri sana dokunmak istese ama sen o an dokunulmak istemiyor olsan. İşte hayvanlar da öyle. Sevmek isteyebilirsin. Hatta çok isteyebilirsin o an bunu. Ama zorlarsan saldırır. Evet. Bir de özel alan mefhumu var. Yani biri çok yakınına girdiğinde... Tamam, o zaman kafes arasında boşluk bırakıyoruz. Aynen. Ya, mekanın ölçülerine bakıp birlikte sipariş verebiliriz hemen. Evet, hemen verelim, bitsin. İbo! Rex'i araba çarptı, kanaması var. Benim kliniğe yetiştir hemen. Geç içeri geç. Bekle beni burada. Tamam. Seni ben asiste edebilirim ama yine de birinden aramamız gerekir. Geç bakalım, anlayacağız. En azından hiç kanaması yok. Bacak sıkıntılı yalnız. O kırığın durumuna göre bir ameliyat daha geçirmesi gerekebilir. Yani bu gece yoğun bakımda kalsın. Yarın bakacağız artık. Ben nöbetçi kalırım bu gece. Sağ ol bayağı. Bekle. Yarın teşekkür edersin. Tamam. Siz de kusura bakmayın. İyi akşamlar. Estağfurullah. İyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Üzgünüm. Yani klinikte buluşmak iyi bir fikir gibi görünmüştü. Saçmalama lütfen. İyi ki klinikteydik. Sen gidiyor musun? Ben gideyim artık. Süpermen. Sen de feci yorulmuşsundur. Gerekli bilgileri buraya bıraktım. Müsait bir zamanla bakıp siparişi verirsin. Onay verdik say. Zaten senden iyi bilecek halimiz yok. Taksici arabiliyor muyuz buraya? Buyurun, benim. yok. Ben almayayım. Ben taksiyle gideyim. Sen daha geçen gün ofiste ne dediğini hatırlıyor musun? Evet. Hadi bekle, hazırlanıp geliyorum hemen. Korkmana gerek yok. Tutunacaksın. Korkman normal. İlk seferim. Ama merak etme, ben çok deneyimli bir sürücüyüm. Tamam, öyle de olur. Garip bir ses geldi demin, ona bakacağım. Sen de dinlen istersen biraz. Ay iyi oldu aslında, biliyor musun? Benim de bacaklarım çok ağrıdı. Ya çok sıkıyorsun ama kendini, ondandır. Alacağımız şey İstanbul'da bulunmuyor mu gerçekten? Ya maalesef çiftlikte. Safkan ve doğumuna ben yardımcı oldum. Selin'i at almayacaksın değil mi İbo? Ya iyiymiş. Ya bir dahakine belki. Ya bu seferlik... Ufak bir kangal yavrusu hediye edeceğiz. Ya gerçekten mi? Ama Karamuk var. Hep onun bahçesine gelir. Onların mahallesinin köpeği. İyi ya, Karamuk öğretir bizimkine mahalleyi. Her şey yolunda mı? Yani bir sorun yok aslında ama...
Bir de yolda kalırmışsın. Yok canım, daha neler. Bak komiser. Gerçekten yolda kaldığımıza inanamıyorum İbo. Keşke motoru durdurmasaydın. Ya, o zaman da kaza yapardık ama. Ya burası ters noktadır herhalde ondan. İbo. Çok geç kalıyoruz. Doğum günü birkaç saat sonra başlayacak. Daha gideceğimiz yere varamadık. Ya tamam, panikleme. Ya şimdi geçer birileri illaki. Motosiklet bozuldu. İbo ile yolda kaldık. Şehir dışında bir yerdeyiz. Ama doğum gününe yetişeceğim, merak etme. Herkesi tembihledin değil mi? Demir'den bahsetmeyecek kimse. Parti kaçtaydı? Ben çok bunalıyorum ya. Ama senin kapalı alan bunaltın vardı. Ya gayet açık havadayız. Ya ormandayız Ayda. Ondan değil, sen bilmiyorsun. Ben Merve'yi yalnız bıraktım. Eğer halledemediyse yanarız. Niye halledemediyse? Ayda bir sakin ol. Açıkla bana şunu bir. İbo. Hı. Şimdi Selin'in doğum gününden haberi yok ya. Evet güzelim, sürpriz doğum günü adı üstünde. Ya tamam ama Selin ailesini gitti sanıyor. Yani ev boş diye. Evet. Yanında biriyle gelirse eğer. Demir. Nasıl? Sen nereden biliyorsun? Ne alaka canım? Ha, benimki de çekmiyor. Ne yapıyorsun? Ya Demir'e haber vermem lazım. Eve gidemez. Sen biliyordun. İkisinin aynı evde yaşadığını biliyordun İbo. Evet de. Ama sen niye kızdın şimdi? E sen de biliyordun. Ama ben senin bildiğini bilmiyordum. Sen benim bildiğimi biliyordun. Ya olmaz canım, arkadaşlığa sığmaz bu. Selin bana söylemesi gerekiyordu. Sen, ben, Merve biliyoruz zaten. Sorun ne ki? Aramızda sıra olsun istemiyorum. Tamam, olmasın. Hadi şimdi gidip telefon çeken bir yer bulalım acilen. Arkadaşlarımızın sırrı ortaya çıkmasın, olur mu? Bende bir şey yok, sende? Yok, bir var bile çekmiyor. Ayda? Ay ama bir şey bastı İbo, çok acıyor. Dur, basma üstüne, tamam gel şöyle. Gel şöyle otur. Dikkat et, yüklenme üstüne. Çok canın yanıyor mu? Acıyor. Of. İyi misin? Çok acıyor ya. Hadi gel. Yavaş, dikkat et, yüklenme üstüne, tamam? Dikkat et, yavaş. Acıyor mu çok? Yüklenme ona. Rahat mısın? Çekiyor mu şu an? Yok. Ha, yukarıdasın ya, o yüzden soruyorum. Ya hem çekmiyor hem de kaybolduk galiba. Aramayı geçtim, doğum gününe bile yetişemeyeceğiz. Ya bilseydim kamp malzemelerimi alırdım yanıma. Yok. Bir dikkat et. Olmaz İbo, kalamam ben burada. Gece burası çok korkunç olur ya. Böcek falan çıkar her yerden. Kurt iner. İbo kalmayalım burada, ne olursun. Vallahi ölürüm ben ya. Tamam tamam, sakin ol Ayda. Derin bir nefes al.
Korkma. Ben yanındayım. Ben varım Ayda. Gençler. Güzelim, gerçek doğum günü bu değil ki. Hafta içi uğrar alırım ben kangal yavrusunu. Ya tamam da partiye geldik. Şimdi herkes hediyesini verecek, ben öyle bomboş bakacağım. Hiç sevmediğim şey. İşte birden çalışmak böyle bir şeymiş herhalde. Ya benim buraya acil birini bulmam lazım. Hayır, bu tempoyla nereye kadar devam ederim gerçekten bilmiyorum. Ayaklarımı hissetmiyorum resmen şu an. Hadi ben mecburum ama sen değilsin ki. Üstelik klinikte yorulduğunu da biliyorum. Gece nöbetlerin de oluyor. Birazcık dinlenmen lazım. Çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Seni sevmesem de, görmesem de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Günaydın. Uyuyakalmışsınız burada. Çok yorgundun, uyandırmak istemedim. Ne
su sipariş etmiştim. O geldi galiba. Bırakırlar kapıyı. Ben sonra içeri taşırım. Güneşte kalmasın. Açayım ben kapıyı. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.